Seçiler 22 yıl sonra tarih tekerrür etti. Kardak krizindeki gibi Ege'de yine bir kayalığa Yunan bayrağı dikildi. 24 saat geçmeden o bayrak oradan indirildi. Başbakan Binali Yıldırım sahil güvenlik ekiplerinin kayalıklara asılan bayrağı indirdiğini söyledi. Yine Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalık. Buraya bir bayrak dikme, Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Yunan gençlerin kayalıklara çektiği bayrak krize neden oldu. Başbakan Yıldırım o bayrağın indirildiğini duyurdu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Ege Denizi'nde suların ısınmasına neden olan olay Cuma günü yaşandı. Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya yönelik, kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpılıyor. Hurşit Adaları'nın güneydoğusunda bulunan kayalığa tekneyle giden üçlü kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı dikti. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasından sonra SAT komandoları Zodiac botlarla giderek bayrağı indirdi. Yunan Savunma Bakanlığı'nın fotoğraflarla ilgili çalışma başlattığı öne sürüldü. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır. Bu yaz Kardak'ta biliyorsunuz Yunanistan bazı tırmandırıcı adımlar attı. Biz de gerekli tedbirleri aldık. Bir tane bot geldi bizim hücum botumuza çarptı. Bizi söylüyoruz her zaman. Yani burada tehlikeli adımlar atmayın. Bir kaza çıkabilir ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Askerimizin elinden bir kaza çıkabilir diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hedefindeki isimse Yunan Savunma Bakanı'ydı. Maalesef bir savunma bakanı var. Onun şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemesi lazım. Dün akşam da 3 tane sivil sanırım böyle bir davranışta bulunmuş. Komandolarımız gitti, aldı. Bu problem değil. Gene alırız, yaparız. Ama bunlara ne gerek var? Ege'de bir krize yol açacak adım atmamaları gerekiyor. Bu popülizmin de Yunanistan'a da bir faydası yok.